Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuşbaşılı pide yapacağız. Öncelikle hamurunu hazırlamakla başlıyorum. Ben de yapacağım. Bir paket kuru maya. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Daha sonra da 4-4,5 su bardağı un ekleyeceğim ve hamurunu hazırlayacağım. Nereye koyacağım bunu? Şuraya mı? Hamuru hazırladım arkadaşlar. 4,5 değil de 5 su bardağı un kullandım. Hafif ele yapışan bir hamur oldu. Şimdi yarım saat dinlendireceğim. Daha sonra da iç harcını hazırlamaya başlayacağım. Hamur mayalanırken şimdi iç harcını hazırlıyorum. Ben 300 gram kadar kuşbaşını aldım. Suyunu çekene kadar bu şekilde pişireceğim arkadaşlar. Daha sonra soğanını ve biberlerini ekleyeceğim. Etin suyunu çektirdikten sonra 4-5 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ koydum arkadaşlar. Şimdi soğanları ekliyorum hemen. Biraz soğanlar yumuşadıktan sonra biberleri ekleyeceğim. Soğanların kokusu gelmeye başlayınca biberleri ekliyorum. Daha sonra da aynı bu şekilde ortasına domatesleri ekleyeceğim arkadaşlar. Domateslerin kabuğunu soydum. Küçük küçük doğradım. Ekleyeceğim bu biberler yumuşadıktan sonra. Ortasına koyuyorum ki daha çabuk yumuşasın diye. Domatesler de yumuşadıktan sonra bir dolu tatlı kaşığı salça ekliyorum arkadaşlar. Pidemiz renksiz görünmesin diye salçayı da ekliyorum. Salça da bu ortada kavrulduktan sonra baharatlarını ve tuzunu ekleyeceğim. Şimdi de baharatları ekliyorum. Tuz, kimyon, karabiber ve kırmızı pul biber var arkadaşlar. Şu şey ya bak. Bir iki dakikada baharatlarla kavurduktan sonra altını kapatacağım. Soğumasını bekleyeceğim arkadaşlar. Hamur da kabarmış arkadaşlar. Şimdi parçalara ayıracağım hamurumuzu. Pideleri yapmaya başladım arkadaşlar. Hamurları bu şekilde bezelere ayırmıştım. Birkaç tane yaptım, fırında pişiyor. Şu an iki tane daha hazırladım. En son bir tanesini size göstereceğim nasıl yapıldığını. Şu anda pişiyor da yani. Saatmiş kaç? 12. Şimdi geldik arkadaşlar. Buradayız. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Şimdi öğlesine diyoruz. Şimdi buradan bir çocuk çıkaracaklar. Bakın şöylekiler. Olmuyor. Fırından çıkan ilk 3 tane pidenin arkadaşlar kenarlarına tereyağı sürüyorum. 3 tane daha fırında pişiyor. Tarifim bu şekildeydi. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Yeni bir tarifte görüşmek üzere.